Merhaba arkadaşlar, ben 50. Yıl Ortaokulu'ndan Fen Bilimleri Öğretmeni Hakan Yıldırım. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nce hazırlanan ders çekim videoları için karşınızdayım. Bugünkü dersimizde 5. sınıf 1. ünitesi olan Güneş, Dünya ve Ay ünitesinden sizlere bahsedeceğim. Üniteye geçmeden önce Güneş sisteminden bahsetmek istiyorum. Güneş sisteminde bir merkezinde Güneş'in olduğu, etrafında belli bir yörüngede dolanan gezegenler, bu gezegenlere bağlı olarak uydular ve asteroitlerden oluşur. Güneş'in yapısı ve özelliklerine geçelim arkadaşlar. Güneş, dünyadaki bütün canlıların hem ısı hem de ışık kaynağıdır. Güneş sisteminin en önemli parçasıdır. Orta yaşta ve orta büyüklükte bir yıldızdır. Ne demektir bu? Demek ki Güneş'ten yaş olarak daha genç ve daha yaşlı yıldızlar bulunurken, büyüklük olarak da daha küçük ve daha büyük yıldızlar bulunmaktadır. Diğer yıldızların Güneş'ten daha küçük görünme sebebi uzakta olmalarıdır. Yine Güneş'le Ay'ın aynı büyüklükte görünme sebebi de Ay'ın dünyamıza daha yakın olmasıdır. Güneşimiz sıcak gazlardan oluşur ve bu gazların %71'i hidrojenken %26,5'u helyum, geri kalan %2,5'u ise diğer gazlardan oluşmaktadır. Güneşe baktığımızda tabakalardan oluştuğunu görürüz. Bunlar taç küre, renk küre, ışık küre ve çekirdektir arkadaşlar. Yine Güneş enerjisini yapısındaki patlamalardan elde eder. Nasıl oluyor bu arkadaşlar? Hidrojenin helyuma dönüşmesiyle oluyor. Yani hidrojen helyuma dönüşürken dışarıya bir enerji çıkmaktadır. Çap olarak Güneş dünyamızın yaklaşık 109 katıdır ve Güneş'in içine yaklaşık 1 milyon 300 bin tane dünya sığdırabiliriz. Güneş'in dünyaya olan uzaklığı ise 150 milyon kilometredir arkadaşlar. Şekil olarak diğer gök cisimlerinde olduğu gibi küresel bir yapıya sahiptir. Güneş iki türlü hareket yapar. Bunlardan ilki Samanyolu galaksisi etrafında yaptığı dolanma hareketi, diğeri ise kendi etrafında 25 günde batıdan doğuya, yani saatin tersi yönde yaptığı dönme hareketidir. Güneş'in yüzey sıcaklığı 6000 dereceyken çekirdeğindeki sıcaklık ise 15 milyon dereceyi bulmaktadır arkadaşlar. Güneşin yüzeyinde kısmen soğuk olan bazı bölgeler vardır. Bu bölgelere güneş lekesi adını veriyoruz ve bunları Galileo kendi icat ettiği teleskopla fark etmiştir arkadaşlar. Ay'ı 1 santimetre çizdiğimizde dünyayı 4 santim, güneşi ise 400 santim çizmeliyiz. Yani ne demektir bu arkadaşlar? Çap olarak dünya ayın 4 katı, güneş dünyanın 100 katı, güneş ayın 400 katıdır diyebiliriz arkadaşlar. Güneşe çıplak gözle, bir güneş gözlüğüyle, teleskopla, büyüteçle, mercekle veya dürbünle, hatta bir kamerayla bakmak arkadaşlar oldukça tehlikelidir. Peki güneşi incelememiz gerekiyorsa ne yapmamız gerekiyor? Güneş filtreli bir teleskop kullanmamız gerekiyor. Dünyamızın uydusu olan Ay'ın yapısı ve özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Dünyanın tek doğal uydusudur. En yakın gök cismidir. Yine diğer gök cisimlerinde olduğu gibi şekli küreseldir. Bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Çok ince bir atmosferi vardır. Çok ince bir atmosferinin olması bazı sonuçlar doğurur. Nedir bunlar? Bu ince atmosfer olduğu için hava olayları görülmüyor. Meteorlar ayın yüzeyine çarpıyor. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazla oluyor ve güneşten gelen Işınlar doğrudan ayın yüzeyine çarpıyor arkadaşlar. Hava olayı görülmediği için yine Apollo 11 uzay aracıyla 20 Temmuz 1969'da Ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong'un ayak izi de burada bozulmadan durmuştur. Şekilde gördüğünüz gibi. Ayın çapı arkadaşlar dünyanın dörtte biri kadardır. Yani şu şekilde dört tane ayı yan yana koyarsanız dünyanın çapını elde etmiş olursunuz. Ayın yüzeyinde arkadaşlar meteorların çarpması sonucu oluşan derin çukurlara krater adını veriyoruz. Ayın aydınlık bölgelerine ay dağı, karanlık bölgelerine ise ay denizi ismini veriyoruz. Ayda yaşam yok arkadaşlar. Yaşam olmamasının sebebi ayda su yoktur, ayda besin yoktur, hava yoktur, yer çekimi yoktur. Sürekli ayın yüzeyine meteorlar çarpar.
Güneşten gelen zararlı ışınlar direkt ayın yüzeyine çarpar ve gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazla olduğu için günümüzdeki şartlarla ayda yaşam imkansızdır arkadaşlar. Ayın hareketlerinden bahsedecek olursak, ay kendi etrafında dönme, güneş ve dünya etrafında da dolanma olmak üzere toplamda 3 tane hareket yapar. Yani kendi etrafındaki hareketi, dünya etrafındaki hareketi ve güneş etrafındaki hareketi olmak üzere toplamda 3 hareket yapar. Bu hareketlerin tamamını saatin ters yönünde, yani batıdan doğuya doğru yapmaktadır. Kendi etrafında ve dünya etrafındaki dönüş süreleri eşittir arkadaşlar. İkisi de 27,3 gündür. İkisi eşit olduğu için, burası önemli, ayın hep aynı yüzünü görürüz. Yani ayın kendi etrafında yaptığı hareket süresi 27,3, dünya etrafında yaptığı dönüş de 27,3 gündür. İkisi birbirine eşit olduğu için biz ayın sürekli aynı yüzünü görürüz. Ayın evreleri ise 29,5 günde tamamlanır. Ay dünya ile birlikte güneşin etrafında da bir yılda, yani 365 gün 6 saatte dönüyordu. Ünitenin son kısmı ayın evrelerinden bahsedelim şimdi arkadaşlar. Ayın dünya etrafında dönerken farklı şekillerde görünmesinin sebebi güneşten aldığı ışığı yansıtmasıdır. Dünyadan baktığımızda ayın aydınlık görünen yüzü belli şekillerde görülür. Buna ayın evreleri denir. Şekilde gördüğünüz ayın evreleri arkadaşlar. Bu evreler genel olarak 4 tane ana ve 2 tane ara evre olarak sınıflandırılıyor. Ana evreler arasında yaklaşık 1 hafta vardır. Ana evreler hangileridir peki arkadaşlar? Ayın ana evreleri yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördündür. Ara evreler ise hilal ve şişkin aydır arkadaşlar. Tanımlarından ziyade şekil üzerinde anlatmaya çalışalım. Güneşin sol taraftan geldiğini düşünecek olursak, eğer ay dünya ile güneş arasındaysa biz ayın tamamen karanlık yüzünü görürüz arkadaşlar. Yani ayı karanlık bir şekilde görürüz. Bu evreye ayın yeni ay evresi adını veriyoruz. Yeni aydan yaklaşık 2-3 gün sonra arkadaşlar ay sağ taraftan aydınlanmaya başlar ve hilal dediğimiz ara evresi oluşur. Yeni aydan bir hafta sonra arkadaşlar ay sağ taraftan biraz daha aydınlanmaya başlar ve ayın yarısı aydınlanmış olur. Bu durumda D harfi şeklindeki bu görüntüsüne ayın ilk dördün evresi adını veriyoruz. Aydınlanma sağ taraftan devam eder ve yarısından fazla olduğunda şişkin ay evresi olur. Ve ayın tamamını gördüğümüz evre ise, yüzeyinin tamamını gördüğümüz evre ise arkadaşlar dolunay evresi olarak görülür. Dolunay evresinden sonra ay bu sefer sağ taraftan kararmaya başlar. Sağ taraftan karardığı ilk evre şişkin aydır. Sağ taraftan yarısının karardığı, yani ters D şeklinde görünen evre son dördündür. Çok az bir kısmının göründüğü evresine de hilal adını veriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ayın ana evreleri arasında bir hafta süre geçmektedir. Ekstra birkaç bilgiden bahsetmek istiyorum. Ayın ilk haritasını çizen Türk bilgin Ali Kuşçu'dur. Ayın dünya etrafındaki hareketinden dolayı deniz ve okyanuslarda meydana gelen dalgalanmalara gelgit, yani medcezir adını veriyoruz. Ayın evreleri 29,5 günde tamamlanır demiştik. Buna bir ay ismini veriyoruz. Uzaya giden ilk canlı köpek Laika'dır. Uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin'dir. Ay'a giden ilk insan ise Neil Armstrong'tur. Yani Yuri Gagarin Neil Armstrong'dan önce uzaya gitmiş fakat Ay'a gitmemiştir. Neil Armstrong ise 1969 yılında Amerikalı astronot Ay'a ilk olarak ayak basmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Derslerinizde başarılar dilerim.